Sayın Demirtaş'ın açıklamış olduğu üç ilke etrafında özellikle çok geniş analizler yapıldı. Bölgesel gelişmeler üzerinde durduk, dış politika, onların detaylarına girmek istemem. Bu konudaki ilkesel tutumlarımız da bellidir. Barış, demokrasi, adalet ilkeleri etrafında kanaatlerimizi samimi bir şekilde kendilerine aktardım. Barış esas ise meşru güçler dışında hiç kimse silahlı bir unsur olarak, barışı tehdit edici bir unsur olarak ülke topraklarında barınamaz. Dolayısıyla gelin HDP olarak silahlı gruplara karşı, her türlü şiddete karşı, silahlanmaya karşı bir tavır sergileyin. Bu hem Türkiye siyaseti için faydalı olacaktır, hem HDP'nin Türkiye'lileşme düşüncesi ve barış prensibinde içini dolduracaktır. Ama bir taraftan barış söylemini dile getirip, diğer taraftan askeri barış, askeri yol gibi yeni kavramlar üreterek birilerinin yaptığı şiddeti, terörü meşrulaştırmak size de, bize de, ülkeye de fayda getirmez. Aynı şekilde demokrasi dediğimizde, demokrasi çok güzel bir şekilde tecelli etti. Biz belki tek parti iktidar olma şansını bulamadık. Hala en büyük parti ve çok büyük bir farkla büyük partiyiz, açıkla. Ama demokrasiye bağlılığımızı gösteriyoruz ve hiçbir şekilde kaç oy almış olursa olsun, hangi düşünceden olursa olsun kimseyi dışlamadan siyasetimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yapıyoruz. HDP'nin de 80 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altına girmiş olması Türkiye için de HDP için de bir şans olarak görülebilir. Bu şansı doğru kullanmak lazım. Bu şansı doğru kullanmak demek demokrasi ile şiddet arasına açık bir tavır koymak demektir. Bu ayrımı açık bir şekilde yapmak demektir. Biz burada müzakere ederken, konuşurken, demokratik siyaset içinde karşılıklı nezaket kuralları içinde konuşurken, silahlı grupların Türkiye'nin değişik şehirlerinde, illerinde, dağlarında varlığı bir çelişki teşkil eder. Sayın Demirtaş'ın dünkü açıklamalarında yakından takip ettim. Bu çerçevede de dostane bir şekilde görüşlerimizi ifade ettik. Bu görüşler bizim daha önce de ifade ettiğimiz görüşlerdi, şimdi de ifade ediyoruz. Türkiye'de örnek bir demokrasi inşa edeceksek, çevre ülkelerdeki hastalıkların, etnik, mezhebi dogmatizmin Türkiye yansımasını istemiyorsak, çevredeki çatışmaların Türkiye'ye gelmesini istemiyorsak, Türkiye'nin doğusunda, güneydoğusunda, batısında, kuzeyinde, ortasında barış ortamı istiyorsak, bütün bu baskılara, şiddete karşı ortak tavır belirleme sorumluluğumuz var. Bunları kendileriyle paylaştık. Bazı sorular tevcih ettiler. Türkiye'nin özellikle yurt dışındaki komşu ülkelerdeki Kürt kardeşlerimizle ilgili olarak Suriye'de başta olmak üzere. Onlarla ilgili de tutumumuzu açık bir şekilde ifade ettim. Tabii bu şu anki koalisyon görüşmenin bir parçası değil ama benzer dış politika konularını Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın Bahçeli ile de konuşmuştum. Doğaldır bunları konuşmamız. Orada da yaptık ve hangi terör grubu olursa olsun, DAEŞ başta olmak üzere hepsine karşı da Türkiye'nin ilkesel tutumunun bilindiğini, bunlar bu çerçevede de görüşlerimizi ifade ettik. Özetle faydalı bir istişare olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin sorunlarını, çevre ülkelerdeki sorunları da çok karşılıklı anlayış içinde tezekkür, tefekkür ve istişare ettik. Kanallarımızın açık olmasını, iletişimi her an açık olmamız gerektiğini de hem meclis içinde hem bu süreç içinde ifade ettik. Genel kanaatlerimizi, koalisyonla ilgili, hükümet oluşumuyla ilgili kanaatlerimizi paylaştık. Gelecekteki gelişmeler bağlamında da özellikle dediğim gibi bizim ilkesel olarak tutumumuzu anlatma imkanı da bulduk ve Türkiye'de bütün silahlı unsurların şiddet kullanan bütün unsurların Türkiye dışına çıkması konusunda daha önce çözüm süreci bağlamında verilen taahhütlerin en kısa zamanda yerine getirilmesi ve bu çerçevede Türkiye'de barış, demokrasi ve adalet ilkeleri etrafında çok daha olumlu bir atmosferin oluşacağını, kamu düzeninin tartışılmaması, tartışma konusu yapılmaması gerektiğini ve yaptırmayacağımızı, Türkiye'de seçimler olmuşsa kamu düzeni sayesinde olmuştur. Suriye'de seçim olmadı, olamaz. Çünkü kamu düzeni yok. Türkiye'de demokrasi korunacaksa kamu düzeni olacak.
demokrasi korunacaksa kamu düzenini koruma konusunda bütün siyasi partilerin aynı hassasiyeti göstermesi lazım. Bunları da çok dediğim gibi açık yüreklilikle konuşma imkanı bulduk. Ben tekrar misafirperverlikleri dolayısıyla HDP yetkililerine teşekkür ediyorum. Gerek Sayın Selahattin Demirtaş'a gerek Sayın Figen Yüksekdağ'a katkıları dolayısıyla da teşekkürüm diğer heyet üyeleriyle birlikte.